adamı bu. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu geldi aramıza. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan bizlere hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız. Siyasi partilerin değerli temsilcileri, il başkanları, ilçe başkanları aramızda. Ve bugün bu güzel buluşmayı sizlerin sayesinde bir şölen havasına çevirmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 300 günde 300 projeyi İstanbullulara armağan ettiğimiz çok güzel günler geçiriyoruz. Bir taraftan da seçim gündemimiz var malum. Çok çalışıyoruz İstanbul'a hizmet üretmek için. Hani bazen bir şey yaparsınız, bir şey inşa edersiniz, üretirsiniz. Çok güzel olduğunu düşünürsünüz. Şöyle karşısına geçip, ya gerçekten ne kadar güzel oldu, öyle değil mi, ellerime sağlık dersiniz ya. İşte 39 ilçesinde İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her projemize ne kadar güzel oldu, yakıştı gerçekten diyerek bakıyoruz. Bugün burada Beykoz ilçemize kazandırdığımız, gerçekten çok güzel oldu, çok güzel olacak dediğimiz projelerimizi sizlere tanıtmak için buluştuk. Bunlardan hiç şüphesiz en güzeli ve en anlamlısı restorasyon sonrası bugün hizmete alacağımız Anadolu Hisarı Müzemiz olacak. Mutlaka gidin görün, çok güzel oldu. Şimdi bir filmle Beykoz'da neler yaptık bunları size sunmak istiyoruz. Filmimizi sizlere takdim ediyoruz, lütfen buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Restorasyonu tamamlanan Anadolu Hisarı Müzesi'ni İstanbulluların hizmetine açarak tarihi bir değerin daha korunmasını sağlıyoruz. Çubuklu Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlatarak bölge halkının problemlerine çözüm üretiyoruz. Geotüp yöntemiyle Göksu Deresi'ni temizliyoruz. Göksu ve Küçüksu Dereleri Can Suyu Tüneli projesine başlıyoruz. Çiftçilerimize fide, malç naylonu ve gübre, balıkçılarımıza da tekne bakım malzemesi desteği veriyoruz. Beykoz Enstitü İstanbul İSMEK'i ve Beykoz Kavacık Bölgesel İstihdam Ofisi'ni yakında hizmete açıyoruz. Yatırımlarımıza devam ederek İstanbul'u güçlendirmeye devam edeceğiz. Nasıl, beğendiniz mi yeni halini eserlerimizin? Hayırlı uğurlu olsun efendim bu güzel eserler, bu güzel projeler İstanbul'umuza, Beykoz'umuza. Şimdi çok sabırsız olduğunuzu biliyorum. Uzun zamandır burada bekliyorsunuz, onun da farkındayız. Hazır mısınız? Hazır mısınız Beykozlular? Biz de hazırız ve şimdi kim geliyor? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Böyle hafif bulutlu, hafif yağmurlu ama Beykoz güneş gibi parladı şu an. Güneş gibi parladı. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Tamam.
Şimdi bugün sabahleyin yeni metrobüs otobüslerini hizmete aldık. Sonra Karanfilköy'de muazzam bir dönüşümü başlattık Karanfilköy'de. İnşallah bütün İstanbul'un başına güzellikler gelsin. Üçüncüsü, burada yatırımlarımızı, hizmetlerimizi sizlerle birazdan hizmete alacağız. Buradan Akhisar'a gideceğim. Turgutlu'ya, sonra Kula'ya. Kula'da bir teyzemize söz verdim, bir köyün de evinde yemek yiyip sonra yarın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir'de buluşacağım. Kıymetli hanımefendiler, ön safları yine kaptılar. Onlar benim ablalarım, teyzelerim, annelerim. Oğlum Ekrem, seni doğuran ana bin yaşasın demiş bir annemiz burada mesela. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyorum. Onu yollayacağız. Onu yollayacağız. Şimdi kesinlikle bu güzel dualarla ben yola çıktım İstanbul'da. Bu güzel annelerin, bu güzel ablaların, hanımefendilerin dualarını hiç unutmayacağım. Onlar burada ve benimle beraber, iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Bütün hanımefendilerden teşekkür ediyorum. Çünkü tertemiz dualarını alıyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Hani bazen diyorlar ki hiç yorulmuyor. Vallahi yorulmuyorum. Çünkü sizin sevginiz beni besliyor. Bir de dualarınız. Ne olur duadan vazgeçmeyin. Oy vermeyene deyin ki, Ekrem İmamoğlu diyor ki, oy vermesen de duanı istiyor deyin. Tamam mı? Ben duaya razıyım. Harikasınız. Çok güzel şeyler yazmışlar. Hak, hukuk, adalet demişler. En çok sevdiğim slogan. Hak, hukuk, adalet. Umudu birlikte yeşerteceğiz. İmamoğlu bizimle, halkımız seninle. Kesinlikle içinde yaşadığımız bu güzel şehrin her köşesi, her taşı bir başka güzel. Burası tarihin, kültürün, medeniyetin, kesinlikle evrensel değerlerin şehri. Dünyada başka bir benzeri yok. Onun için bu değerleri korumak, İstanbul'un tarihini torunlarımıza aktarmak bizim vazifemiz. 300 günde 300 proje maratonu için koşuyoruz. Görevimizin gerektiği şekliyle tarihimizi de restore ediyoruz. Anadolu Hisarı'nı biliyorsunuz. İşte Anadolu Hisarı'nı ve bütün değerlerimizi korumak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu sembolü, Anadolu Hisarı'nı restorasyon için çok özenli çalıştık. Mutlaka gidin görün. Ecdadın bize bıraktığı bir eser bu kadar güzel kollanır ve korunur diyeceksiniz. Beykoz'umuza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tabii fetihten yıllar önce buranın temeli atılmış. Fetihten sonra 300 yıl boyunca Boğaz'ın, Osmanlı'nın baş şehrinin, İstanbul'un güvenliğini sağlamış. 18. yüzyıldan itibaren fiilen kullanım dışı kalmış ama 19. yüzyıldan sonra biraz kaderine terk edilmiş. Her ne kadar biraz onarım çalışmaları geçirse de çok istenilen seviyede olmamış. Onun için bugün o açılışını yaptığımız restorasyon gerçekten çok kapsamlı. Keyif duyacaksınız, keyif alacaksınız. Bu ata yadigarını bizden sonraki nesillere aktarmak ve özellikle bizim asli görevlerimizden birisi olan bu konuyu hızlı ele alıp bu süreci başarmak beni çok mutlu etti. Buna sadık kalmak beni çok mutlu etti. Beykoz'a da yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
İçinde müzesi var, içinde etkinlik sahamız var. Orada namazgahını da bitirdik. Çok keyifli, adım adım hepsini toparladık. İnşallah dış duvarlarını da bitireceğiz. Bir de yolu böyle yayaya uygun hale getireceğiz. İstanbul'un en nadide köşelerinden birisi olacak. Kesinlikle çok emek verdik. İnşallah çok beğenirsiniz. Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Anadolu Hisarı'nın dışında Beykoz'da oldukça fazla emeğimiz var. Daha da artacak, daha da yapacağız. Burada özellikle metro isteğinizi biliyorum. Şimdi metro isteğinizi biliyorum. Buna çalışıyoruz. Metronun farklı usullerle buraya erişmesiyle ilgili, daha doğrusu füniküler dediğimiz, geçenlerde Rumeli Hisar üstünden Aşiyan'a açtığımız o yerin nasıl yapıldığını arkadaşlarım bir gün size anlatırlar. Gelirler meydanda anlatırlar. Beykoz'un ulaşımı için çalışıyoruz ama Beykoz'un vapur seferlerini arttırdığımızı, özellikle Boğaz hattı boyunca ve Avrupa yakasına geçiş noktası olarak, ki inşallah İstanbul Teknik Üniversitesi İstinye fünikülerini de bitirince orayla da bağladığımızda Avrupa yakasıyla direkt raylı sistemler bağlantısını bir vapurla sağlamış olacağız. Onun da projesi hazır, ihalesine çıkacağız. Küçük kızları görüyorum burada. Mini minnacık elleriyle bana kalp yapıyorlar. Çok güzelsiniz kızlarımız. Tabii depreme dayanıklılık önemli. Az önce Anadolu Hisarı'ndan bahsettim. Burayı aynı zamanda depremi dayanıklı hale getirdik. Tabii kentsel dönüşüm meselesi çok mühim. Bu konuda ciddi adımlar atıyoruz. Çalışmalarımız Çubuklu'da sürüyor. Çubuklu'da önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu konuda çalışmalarımız sürerken tabii 14 Mayıs'tan sonra çok daha etkili bir zaman dilimiyle hükümeti de ele alıp oradaki dönüşümü ve Beykoz'daki birçok sorunu hep birlikte halledeceğiz. İSKİ ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu konuda da yoğun çalışmalar yaptık. Ömerli atık su arıtma tesisini, özellikle temiz su arıtma tesisini hizmete açtık. Şunu söyleyeyim, İstanbul'da Göksu Deresi ile ilgili özellikle çevresiyle bütünleşen bir projeyi harekete geçirdik. Anadolu Hisarı ile etkileşimi yüksek olacak. İstanbul'u başından beri hep söyledik, bir açık hava müzesi gibi görüyoruz ve o özenle çalışıyoruz. Beykoz'da açık hava müzesi olan İstanbul'un en güzel noktalarından birisi. Hakkını vereceğiz, söz veriyoruz size. Şimdi az önce dedim ya işte tarihi mekanlarımızı tam da bu amaçla yürütüyoruz ve şehrin, günlük hayatın bir parçası olması için çalışıyoruz. O bakımdan yaptığımız her işi de bu özenle yürüttüğümüzü, tabii Beykoz sadece tarihi alanlarıyla ilgili değil, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına dönük çalışmalarımız da sürüyor. İcraatlarımız devam ediyor. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Çubuklu Mahallesi'nde kentsel dönüşümden bahsettim. Bu benim çok önemsediğimiz bir çözüme kavuşması gereken bir alan. Vatandaşlarımızla yaptığımız toplantılarda uzlaşmaya vardık. İnşallah o İstanbul'a örnek bir yer olacak. Tabii bu kentsel dönüşümde 1500 liralık kira yardımını 4500 liraya çıkardık. Bu önemli bir adım oldu. Şimdi her yerde olmuyor. Kolay değil onu kaldırmak. Ama mesela Elmalı Deresi'nin atık su kolektörü olsun, Acar Mahallesi FSM yağmur suyu kanalı gibi birçok konuyu da harekete geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün bütün bunların aslında açılış zamanı. Biz hem bunu sizinle paylaşmak
hem de biraz dertleşmeye geldim. Şimdi sevgili imar en önemli konu. Tabii imar en önemli konu. Beykoz'un imar sorununu biliyoruz. Beykoz'un tapu sorununu biliyoruz. Bu konunun Beykozspor'un sorununu da biliyoruz. Beykozspor tabii İstanbul'un en köklü kulüplerinden birisi. Belki ilk maçını izlediğim zamanlar 25 yıl oluyor, 30 yıl oluyor hatta. Eski bir takım ve takip ettiğim takımlarından birisi. Anadolu Hisarı onlardan birisi. Önemli bir kulübümüz. Burada Beykoz Sultaniye Parkı, işte Riva Parkı gibi birçok yeşil alanı da hizmete kavuşturduk. Akbaba Parkı'nı İstanbullularla buluşturduk. Burada çiftçimize, üreticilerimize, balıkçılara hiç yapılmayan hizmetleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu ülke için çalışmaktan asla geri durmayacağız sevgili hemşehrilerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada notlar yağıyor, onları alıyorum ama hadi bakalım, verin bakalım. Şimdi Şimdi güzel bir afiş gördüm. Eşim bunu beğenecek. Dilekçiyim demiş. Hakkını helal et. Ekrem abi daha çok yorulacak demiş. Bu bana bir puan kazandırır bugün. Sağ ol genç kardeşim. Vallahi burada çok güzel şeyler var. Bay Kemal gelecek, yüzler gülecek demiş. İstanbul Sözleşmesi hakkımız söke söke alırız. Haydi berekete, haydi birlikte sandığa. Bize söz verdin Ekrem abi, geleceğimiz ellerinde Demir Yılmaz demiş. Yok, geleceğimiz hepimizin elinde, hepimiz, hep beraber. Kadınlar ezilmesin, analar biraz da ağlamasın demiş. Haydi Yeniliğe. Vallahi bir yandan kaç gol yağıyor bize. Evet, şimdi... Tamam onu da alacağım. Şimdi sevgili hemşehrilerim, şu afişleri bir aşağı indirin. Birkaç cümle etmek istiyorum. Beykoz'a hizmetler tamam. Daha çok yapacağız. Daha çok iş üreteceğiz. İstanbul'da birinci sıra neyi bitirdik? Bakın söyleyeyim size. Partizanlığı bitirdik. Demiştim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her noktasından partizanlığı söküp atacağız demiştik. Vallahi de söktük attık, billahi de söktük attık. Hiçbir insana farklı bir muamele yapmadık. Bugün Millet İttifakı'nın çıktığı bu yol tam da ne biliyor musunuz? İnsanlarını, bu memleketin insanlarını birleştirme yolu. Birleştirme ve birlikte hareket etme yolu. Bakın birazdan Millet İttifakı'nın hem önemli isimlerini hem de milletvekili adaylarını buraya çağıracağım. Bugün Beykoz'da buluştuk, hizmetlerimizden bahsettik. İlçe başkanım Aydın Bey'i ve diğer ilçe başkanlarını, muhtarlarımı da çağıracağım. Onların emeklerine sağlık, teşekkür ediyorum. Ama bakın, Millet İttifakı'nın tek amacı var. Bu milleti birleştirmek, buluşturmak, uzlaştırmak, aynı masada konuşmalarını sağlamak, dostça, kardeşçe buluşabilmelerini sağlamak. Bakın, bugüne kadar bu iktidarın uygulaması şu: bize oy verenler, vermeyenler. O partiden olanlar, bu partiden olanlar. Bana oy veren abat olsun, vermeyen bertaraf olsun. Bakın bu akıldan bu milletin evlatlarını bir an önce kurtarmamız lazım. Bir an önce. Bunu yaptığımız takdirde önümüzde Allah şahittir ki hiçbir engelimiz yoktur. Bakın bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye özgürlüğü,
bu ülkeye adil paylaşımı, bu milletin, bu memleketin nimeti bu millete yeter. Bize başka bir şeye ihtiyaç yok. Hem İstanbul'un nimeti, hem bu ülkenin nimeti bu millete yeter. Bakın, dün Giresun'daydım. Giresunlu hemşehrilerimin size selamlarını getirdim. Sonra Alanya'ya gittim, oradan da selamlar getirdim hepinize. Giresun'daydım, aynen şunu söyledim. Burada da Karadenizli hemşehrilerim çok, zaten burası Karadeniz. Şimdi Giresunlu hemşehrilerime dedim ki, birisi çıkmış, diyor ki ben horonu tek başına oynayacağım. Ya horon tek başına oynanır mı? Oynanmaz. Horon ekiple oynanır. Diyor ki bu akıl, bana ekip lazım değil, ben her şeyi bilirim. Nasıl oynanacağını bilirim. Hatta biraz aretmese kemençeyi de kendi çalacak. Şimdi bakın, hem kemençeyi çal, hem horon oyna. O işten bir şey çıkmaz. Ya biz de diyoruz ki, Millet İttifakı olarak ekibimiz çok güzel. Evet biz kalabalığız. Evet biz farklı görüşlerdeyiz. Ama milletin bekası için aynı yolda yürüyoruz. Yetmez. O halka bize yetmez. Halkayı genişleteceğiz. Burada ne kadar insan varsa onları da halkaya ekleyeceğiz. Diyoruz ki hep beraber onu oynayacağız ya. Hep beraber onu oynayacağız. O bakımdan tam da öyle birleşe kazanacağız. Tam da öyle patates, soğan, güle güle Erdoğan. 2019'da baharı getirdik. Bakın, benim genel başkanım, 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı'na çok emek verdi. Bak orada o afişi sallayan benim ağabeyim, benim kardeşim çok emek verdi. Seçimin ilk gününde bak anneciğim de öyle. Biliyorum. Aynen öyle. 2019 2019 seçimlerinden önce oluşan o Millet İttifakı'nın nasıl başarılı olduğunun ispatı burada. Burada. Nasıl oldu? İşte Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki liderliği. Bakın, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin yüksek işbirliği. O dönem o ikisinin attığı temel İstanbul'u bize kazandırdı. Şimdi bu millete daha güçlü bir birliktelik, 6 siyasi partinin bir araya geldiği birliktelik Türkiye'yi kazandıracak. Türkiye'yi kazandıracak. Ve daha da güzeli, bu ittifak benim partim iktidara gelecek demiyor. Bu iktidar millet iktidara gelecek diyor. Millet. 86 milyon insan. Onun için benim kıymetli hemşerilerim, seçime az kaldı. Az kaldı çok çalışmaya. Her gününü dolu dolu geçirmeye. Komşunuzla, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla, iş arkadaşınızla, okul arkadaşınızla konuşmaya, hiçbir gencimizin ayrışmasına müsaade etmemeye. Bakın, birisi ben yolumu ayırdım diyebilir, yolu açık olsun. Ama oy verenler beni ilgilendiriyor. Hiçbir genç arkadaşım yolunu bu yoldan ayırmayacak. Gençleri yanımızda istiyoruz. Yanımızda istiyoruz. Ve birlikte başarmanın tadını almak adına gece gündüz çalışmaya, sandık günü sandıkta görev almaya, Türkiye gönüllerine üye olmaya ve sandıklarda oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Çok güzel. Çok güzel, harikasınız. Vallahi biz de hazırız. Vallahi heyecanlanıyorum. 15 Mayıs sabahına nasıl uyanırım bilmiyorum ama çok heyecanlı bir kalkış olacak. Boğazın o püfür püfür esintisi,
Bu Beykoz'un dağlarından gelen oksijen sizi 15 Mayıs'ta bambaşka bir sabaha uyandıracak. Size söz, size söz, hak, hukuk, adalet geliyor. Hepinize söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Çok güzel günlerde bir arada olalım. Şimdi sizden bir söz alıp Akhisar'a gideceğim. Önce sizden bir söz alacağım. Sonra bir kısım konuklarımı buraya çağıracağım. Sevgili Beykozlular, bu sözü sizinle 2019'da da yapmıştık. Bir daha yapıyoruz. Özellikle buraya kırmayıp gelen o güzel çocuklarımız, kızlarımız, pırıl pırıl kızlarımız, gençler, oğullarımız, oğullarımız, arkada bir tane delikanlı. Çocuklar, güzel gençler, harikasınız. Hepinizden güçlü bir ses istiyorum. Sarıyer duyacak, Üsküdar duyacak, Beşiktaş duyacak. Her şey daha güçlü. Her şey Allah'ım sizi var etsin. Yüreğinize kurban, sesinize kurban. Her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum size. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Evet. Engin Altay Grup Başkan Vekilimiz buyursunlar. Onursal Adıgüzel Genel Başkan Yardımcımız. Burak Akburak Genel Başkan Yardımcımız. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Birol Aydın. İyi Parti İl Başkanımız Coşkun Yıldırım burada. İlçe Başkanımız Aydın abi, ilçe başkanlarını al gel bakalım buraya. Muhtarlarımızı da al gel. Demokrat Parti İl Başkanımızı gördüm, kusura bakma. Ekrem Arda buyurun. Başka var mı İl Başkanımız orada, görmedim ama tamam. Peki şöyle öne doğru geçelim mi sevgili başkanlar? Engin abi gel. Evet, şöyle öne geçelim biraz. Tamam, tamam. Evet. Hem yurtlar yapıldı hem de burslar. Evet, şimdi. Bak, burada her görüşten insanımız var. Her görüşten insanımız var. Deneyim var, ekip var, ortak akıl var. İnşallah ülkemizi hak, hukuk, adalet ve demokrasiyle buluşturacağız. Haydi bakalım. İstanbul, hayallerin şehri, nasıl bir şiir gibi. Kim yaptı bu işi? 16 milyon kişi. Buldu çocuklar, halk sütte var, anne kartta var. Tarihi dokusu meydanları korundu. Yeni çözümler, yeni fikirler bulundu. Hayat güzel şimdi, daha güzel olacak. Henüz işin başı, daha neler olacak. Her geçen gün daha çok İstanbul kazanacak. Hani bir söz var ya, her şey güzel olacak. Kokuru simidi, hayatın eşisi. Bizi bize bağlayan bu İstanbul sevgisi. Şayet sorarsanız, merak ediyorsanız. Kim yaptı bu işi? 16 milyon kişi. Biz yaptık bu işi, 16 milyon kişi. Sevgili Beykozlular, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok teşekkür ediyoruz. Beykozumuza kazandırdığımız eserlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Yeni projelerde yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Ev oldu İstanbul. Aynı anda 10 metro hattına başlandı. Dünyada tek oldu güzel İstanbul. Değişiyor İstanbul, dönüşüyor İstanbul. İstanbul'u için
Aşkın adı İstanbul. Hayallerin şehri, nasıl bir şehir gibi. Kim yaptı bu işi? 16 milyon kişi. Beykoz'umuzdaki kıymetli muhtarlarımızı sahnemize davet ediyoruz. Muhtarlarımızla günün anısına bir hatıra fotoğrafı için. Sayın muhtarlarımız lütfen buyurun efendim. Yeni çözümler, yeni fikirler bulundu. Hayat güzel şimdi, daha güzel olacak. Henüz işin başı, daha neler olacak. Her geçen gün daha çok İstanbul kazanacak. Hani bir söz var ya, her şey güzel olacak. Kokuruz simidi, hayatın eşisi. Bizi bize bağlayan bu İstanbul sevgisi. Şayet sorarsanız, merak ediyorsanız. Kim yaptı bu işi? 16 milyon kişi. Biz yaptık bu işi, 16 milyon kişi. Yapıldı hem de burslar verildi. Gençlere ev oldu İstanbul. Aynı anda 10 metre.